We are Marta Rosique, myself. I come from Esquerra Republicana in the Catalan countries, and I am a member of the Spanish Parliament. I'm just a moment. Okay, sorry. Katalonya'dan geliyorlar. İspanyol parlamentosunda üye, parlamenter kendisi. Okay, I'm Eulalia Raguán, member of the Catalan Parliament and from the Popular Unity candidacy. Katalonya parlamentosunda parlamenter. Halk Birliği adayı şu anda Katalonya parlamentosu için. And I'm Oyana Echevarrieta, Basque parlamentarian from Euskal Herria Bildu. Basque bölgesinde parlamenter. What we have seen today with this trial is a clear example of what a political trial is. This trial should have never actually started. Bugün politik dava nasıl olur? Onu açıkça onu gördük. Aslında bu dava hiç başlamamalıydı. This trial is just an excuse to criminalize the Kurdish movement in solidarity also with the Kurdish movement in Kobani, and also an excuse to illegalize our sister party HDP. Bu davanın sebebi aslında Kürt hareketini, Kobani'de IŞİD'e karşı savaşan Kürtlerle dayanışma gösteren Kürtleri ve bizim kardeş partimiz HDP'yi kriminalize etmek. The trial has started without the lawyers inside the room. It has started without the lawyers having all the files. And we've seen also how they couldn't actually speak Kurdish because the translation wasn't properly. And the video camera wasn't working also. They were muted at all times. Dava başlarken avukatlar salonda değildi. Aynı şekilde iddianame okunurken de avukatlar salonda değildi. Öte yandan Kürtçe savunma yapanların çevirmenleri düzgün çeviri yapmadılar. Segbis'le bağlananların da görüntüleri, sesleri yeterince kaliteli değildi. This is a trial without democratic guarantees. So this trial shouldn't continue. Today, we are here to condemn the repression to the HDP and to the Kurdish movement, and to show our huge solidarity from the Catalan countries, from the Basque country, to our Kurdish friends, and especially to HDP. Bugün burada HDP'ye yapılan baskıları kınamak için ve HDP ile dayanışma göstermek için buradayız. As Marta said, we are coming from the Spanish state, and we have seen there also the last years, but not only with Catalan movement, also with Basque movement, how the trial, or how there are some trials that are used as a or they have a political use just to annihilate the ones who are disputing the power of a dictatorship or a president that is an authoritarian president. Biz Katalonya'dan ve Basque bölgesinden parlamenterler olarak aslında İspanya'da da hukukun nasıl politikanın bir parçası olduğunu, kullanıldığını biliyoruz, manipüle edildiğini biliyoruz. Benzer şeyleri yaşıyoruz biz de. We know so what's a political trial. And we know also that the Kurdish movement knows perfectly what are political trials. This is why it's more important than ever to strengthen solidarity and to work together against all these governments that they say that are democratic, but in fact they use their power just to persecute or to criminalize Kurdish movements or peoples all around the world. Siyasi dava ne demek biliyoruz. HDP'nin de siyasi bir davayla yargılandığını biliyoruz.
biz de bunlara daha kendimizden de tanık olduğumuz, yaşadığımız için tüm dünyada bu siyasi davalara karşı bir arada olmalıyız, dayanışma göstermeliyiz. Bu sebeple Kürt hareketiyle burada dayanışmak için buradayız. Yes, and finally, very shortly, to say, we always say that we have to defend who's defending the others, and HDP nowadays is who's defending a feminist state, a socialist state, where all the people could have their rights. HDP'nin savunduğu değerleri vurguladı. HDP feminizmi savunuyor, HDP sosyalizmi savunuyor. Biz de bu hakları, biz de bunları savunduğumuz için HDP'nin yanındayız. And in this moment, when Turkish state go out of the Istanbul Convention, we stand by the side of the people who's defending the rights of women, of LGBT people, of Kurdish people, of everyone. Türkiye bir anda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı ki bu sözleşme kadına karşı, LGBT artılara karşı şiddetin önlenmesi için vardı.